İyi geceler sevgili seyirciler gündem ötesine hoş geldiniz bu gece programda hakikaten özel bir konu ve özel bir ekibi ağırlıyoruz. Antarktika'ya giden Türk bilim ekibi bu gece bizlerle birlikte hem yolculuğa nasıl çıktılar bu karar nasıl alındı yolculuk esnasında nasıl e, hatıralar yaşadılar ne yediler ne içtiler çok üşüdüler mi? Hangi hedefle gittiler? Antarktika nasıl bir yer? Bunların hepsini konuşacağız. Yani hepsini merak ediyorum. Bu arada biz iki saattir içeride bayağı bir lafladık. Size de çok ilginç geleceğine eminim. Ama tüm bunlar geleceğimiz için. O yüzden de etiketimiz geleceğimiz için olacak bu gece. Kimlerle beraberiz? Antarktika bilim seferi lideri Doçent Doktor Burcu Özsoy, Doktor Bilge Tutak sefer lider yardımcısı ve Özgün Oktar sefer lojistik uzmanı ve kaptan sakallarıyla. Evet. <laughs> evet. E, şimdi ben başta e, şöyle bir girizgah yapmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi Antarktika deyince sevgili seyircilerimiz ki sizlerin bu bilim seferleri olmadan inanın ben de öyle. Hani buradan bahsedince zannederdim ki penguenler ne tatlı. Ondan sonra ne güzel de yürüyorlar. İşte yumurtalarının çapı ne? Efendim balinaların kuyrukları ne de güzel süzülüyor tarzında bir sohbet mi olacak acaba diye. Ya bunlar tabii işin güzel tarafı hayata dair şeyler ama birkaç bilgi vereceğim ve hemen e, sizlerin de zihninde hmm diye bir ayrı bir Windows penceresi gibi açılacak diye düşünüyorum. Şöyle ki şimdi yeryüzünde kullanılabilir tatlı suyun yaklaşık %70'i Antarktika'da o zaman hemen aklımıza eski programlar da geliyor. Yani olası bir su savaşlarında Antarktika'nın çok kritik bir öneme sahip olduğunu hatırlayalım. İkincisi, kıtanın barındırdığı canlı deniz kaynakları gelecekte gıda güvencesi olarak da görülüyor. Dolayısıyla hem gıda hem su söz konusu olduğunda işte Antarktika'da aslında neden olmamız gerektiğinin de başta 1 iki dakikada cevabını bile vermiş oluyoruz. Dünya tarihine dair genetik sırlar Antarktika'da olduğunu söyleyenler var. Bu da önemli. Zengin maden rezervleri, keza öyle. Ve doğal kaynaklardan ilaç sanayi de yararlanıyor. Ki işin içinde e, kanser araştırmaları da var. Dolayısıyla bizim hiç de uzak kalmamamız gereken bir alan. E, i̇lerleyen dakikalarda Piri Reis'ten de bahsedeceğiz. E, Piri Reis'ten 500 sene sonra falan tekrar oralara gitmişiz. Yani aslında geç bile kalmışız ki buna dair seyircilerimizden mesajlar da geliyor. Ee, bu gece geleceğimiz için etiketini kullanıyoruz. Hemen bir seyircimiz şeyi yazmış diyor ki penguen mi hediye edeceksiniz? Çok özel bir hatıra diye. Ne <laughs> hediye edeceğiz Burcu Hanım? Ee, şimdi şöyle, birazdan siz bizim parkımızı, Antarktika'da giydiğimiz parkamızı da e, göstereceksiniz, tanıtacaksınız ama biz oraya tabii ki logolarla ve armalarla çıktık. Cumhurbaşkanlığı himayesinde olduğumuz için himayelerinde e, bir arması. Beraberinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde olduğu için yine göğsümüzde e, bakanlığımızın arması. Türk bayrağımız ve aynı zamanda tabii ki sefere ait e, bir arma. E, biz bunu göğsümüzde taşıdık. E, bunlar olan bu arma hediyemiz olacak. Bence harika ve insanın hakikaten yani çocuğuna bile bırakacağı kıymette bir arma olduğunu düşünüyorum. Geleceğimiz için etiketiyle sosyal medyadan ki bu gece biraz sıkıntılı onun farkındayım ama ne yapalım artık. Kimin şansına ise ona gidecek. Bir tanesi benim olsun istiyorum. <laughs> tamam o zaman madem parkadan hemen bahsettik. Ya ilk soru sevgili seyircilerimize de onu sorayım. Ondan sonra size sorumu yönelteceğim. Antark çok kolay olacak ama bu sefer ki Antarktika'da yaşayan bir canlı türü yazınız. İlk sorumuz hemen cevabı bekliyorum. Ama bir tane cevap var ki o en çok yanlış gelecek cevap olacak diye tahmin ediyoruz. Daha şimdiden. Şimdi size herkes şunu dedi değil mi? Çok üşüdünüz mü? Çok üşüdünüz mü? Çok üşümedik. Yani aslında hazır <laughs> dedik bu şeye. Ee, kıyafetlerimiz, e, ekipmanlarımız buna uygundu. Çok üşümedik ama soğuk muydu? Evet gerçekten soğuktu. Ha, bu parka nasıl özel olarak mı hazırlandı sizin için? Ee, bu parka yerli üretim bir parka aslında. Türkiye'de sadece bu sefer için tasarlanarak üretildi. Hı hı. Ee, çok da kalın çok bir şeye benzemiyor bu aslında. Ee, dış katmanı ne olur? çok özel. Hı -hı. Ee, özellikle rüzgar geçirmemesi Ay. ve aynı zamanda yağmur geçirmemesi özellikle dış katmanı. içinde de kas tüyü. Tabii ki bizi mutlaka sıcak tutması adına. Bakayım şöyle bir. Ee, gayet Yayın güzel. Gün normalde koruyucu. günlük hayatta giydiklerimizden çok kalın değil ama özel olarak üretildi özel, diyorsunuz. Özel. Nasıl bunu Sanayi ve Teknoloji Hı -hı. Bakanlığı mı hazırladı? Muhtemel. Ee, normalde askeriyemize hizmet veren Hı -hı. bir kurum tarafından güzel hazırlandı. Şapkası ile beraber bu kıyafetler Kıyafeti giydiğimizde saatlerce en azından soğukta kalabilecek Aha. rahatlığa ulaştık. Güzel ama hafif. Çok Hayırlısı. ağır değil. Gerçekten güzel bir arge yapıldı. Çalışmalar yapıldı. Başka diğer ülkelerin giydiği parkaların. Hı hı. Tersine mühendislikle açılıp nerelerinde ne kadar işte kas tüydür, normal ne, nereleri doldurulmuştur, kolundaki ağırlık, e, eteğindeki ağırlık. Tabii ki bu e, flash etkisi yaratacak e, görselleriyle beraber güzel bir çalışma oldu. Harika. E, peki nasıl bir gemiye bindiniz? E, Şili bayraklı bir gemi e, bu sene bizim seferimizde kullanıldı. E, yaklaşık 80 metre boyunda ee, mürettebatın kameralarıyla araştırma ekibinin kameralarının ayrı güvertelerde bulunduğu. Genellikle dolayısıyla bizim ekip olarak 24 kişilik ekip olarak kendi aramızda iletişimin ve haberleşmenin çok daha kolay olduğu e, konforlu diyebileceğimiz bir gemideydik. Peki ne kadar sürdü yolculuk? Öyle ondan bahsedelim istiyorum. Yani tabii ki hem oradaki hedefler hem Antarktika nasıl bir yer? Hepimiz merak ediyoruz neler yaşadınız ve niye gittiniz tabii özellikle. Ama yolculuk kısmını bir atlatalım. Gemide ne kadar sürdü yol? Ee, aslında gemiye gelmeden önce Antarktika'ya gitmeyle ilgili bir hazırlık süreci var. Hı. Yani İstanbul'dan çıkıp İstanbul'a gelmemiz diğer seferlerde de olduğu gibi geçen sene de 50 günlerdeydi. Bu sene de 40 gün gibi bir süreyi kapsadı. Ama hazırlık süreci yaklaşık bir 6 ay kadar bir hazırlık süreci oluyor. E, lojistikle ilgili ben Özgün Kaptan'a e, bu soruyu e, cevaplamasını isteyeceğim. Genel bu hazırlık süreciyle ilgili kıyafetimizden gemimize bilim insanlarının hazırlığına çok meşakkatli bir süreç aslında. Yani bu kadar ekibin orada herhangi eksik olmadan sefer tamam gerekiyor. Çünkü Antarktika'da eksik bir şeyiniz varsa dönüp geri alabileceğiniz bir imkan yok. Şey, ee, şey gibi, yani şu köşedeki nal buradan şu vidayı alalım gibi bir <laughs> opsiyonunuz yok. Evet. Halen öncelikle olarak kapsamlı eğitimlerden geçtik. Ee, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın desteklediği bir eğitim oldu e, Türkiye'de sefer öncesinde. Bu eğitimden görüntüler. Evet, bunlar bu eğitimden, eğitimden görüntüler ve görüntüler. bu e, yangın söndürenler şu an sefer araştırmacıları. Bu yangın neye ilişki? Yani gemide yangın çıkarsa nasıl? Evet, mu? gemide veya bulunsun kamp yerleşkesinde üstümüzde bir yangın çıkarsa e, nasıl bir tepki vermeniz lazım? İlk müdahale nasıl yapılıyor? E, tabii eğitim insanların hazırlıkları için önemliydi ama. E, Seferin tüm hazırlıklarını düşündüğünüz zaman dediğim gibi kumanyasından çorabına, Hı -hı. E, inşaat malzemelerinden bilimsel araştırma ekipmanlarına her şeyin hazırlanıp e, aylarca hazırlık yapıldıktan sonra bölgeye intikal ettirmesi gerekiyordu. Zamanında. Hı -hı. Yani seferin başlangıcına yetişecek şekilde e, kargoysa kargo, lojistikse lojistik hepsinin zamanında yetiştirilmesi şart. Burada da ilk yardım eğitimi alıyorsunuz herhalde. Evet. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından çok detaylı bir eğitim hazırlandı. Diğer dünya ülkelerinin ne yaptığı ile ilgili genel bir profil ortaya konduktan sonra onun Türkiye'ye uyarlanması üzerine çalıştılar. Ee, ve bu kapsamda bütün araştırmacıların katılmasını istedik ki bu üç günlük süre içerisinde e, gemide, yaşamdan, yangınla mücadeleye, ilk yardıma, çok çeşitli konularda herkesin o zor durumda ne yapmasıyla gerektiği, e, gerektiği hakkında çok detaylı bilgiler aldık. Ekip kaç kişiydi? Ekip şöyle 24 kişiydik, 17'si Türktü, e, yabancılar vardı. O yabancılar da aslında çok önemli bir konu çünkü Antarktika'nın geneline baktığınızda e, barışı ve bilimi temsil ediyor ve simgeliyor. Bu anlamda bizi Türkiye Cumhuriyeti'nin akademisyenlerini, bilim insanlarını daha önce bünyelerinde ağırlamış ülkelerin biz de bu sene ev sahipliği yaparak seferimize katılmalarını sağladık. Bu anlamda çeşitli yabancı araştırmacılarımız katıldı seferimize. Benim şu çok hoşuma gitti aslında... E Devlet gerçekten böyle çok sahiplendi gibi geldi bana. Yani hem bir medya mensubu olarak hem de bu seferi takip eden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak onu rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela Emin Erdoğan'ın böyle bir tweet atmıştı. Özellikle de ben mesela bir kadının böyle bir sefer içerisinde, bir bilim seferi içerisinde yer alması, üstelik de lideri olması çok gurur verici. Keza bir telefon görüşmenizi hatırlıyorum Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla, Sayın Varank'la. Bunlar bence çok önemli. Yani insanın sahiplenildiğinin bu işin üzerinde, evet yani bizim mutlaka elimiz üzerinizde denmiş olması benim çok hoşuma gitti. Siz ne dersiniz? Çok kısıtlı bir iletişimimiz vardı. Sayın hanım hanımefendinin atmış olduğu mesaj bize ulaştığında biz, ne kadar mutlu olduk. Yani şu an bile tüylerim diken diken oluyor. Çünkü e, o sahiplenmeyi hissetmek özellikle o e, zor koşullarda bizim için çok önemliydi. E, bizi hatırlayıp aynı zamanda bunun üstüne destekleri Antarktika'da bize ulaşan bu bilgilerle biz çok mutlu olduk. E, Sayın Bakanımız keza dediğim gibi iletişim çok kısıtlı e, koşullarda yaratabiliyoruz. Anadolu Ajansı bizlerleydi biliyorsunuz. Çok güzel görseller göndermeye çalıştık. E, yapılan çekimlerle ilgili 3 dakikalık bir videonun bile Antarktika'dan 10 saat süreyle bir e çabayla gönderildiğini e, burada herkese duyurmak istiyorum. Çünkü hani burada hepimizin elinin altında iletişim araçları 3 dakikalık video bizler için hiçbir şey ama Antarktika'dan bunu göndermek çok zor. Hı -hı. İletişim muazzam kısıtlı. Ama Sayın Bakanımızın bizden birkaç gün haber almadığında bizi merak ettiği bilgisi, keza e, bizim sesimizi duyma ve konuyla ilgili bilgi alması bizleri çok gururlandırdı ve sefer ekibini gerçekten e, çok motive etti. Peki Dün, siz çok öyle yani birkaç gün haberdar edemeyecek kadar İletişim kesilebiliyor öyle mi o zaman? İletişimi yakalamak zaten zor. Hı -hı. Ee, bir Tabii de... siz gülüyorsunuz. Biz gemide olmadığımız için buradan bize... ...o alo desek Evet. Ben şey. e, havadan da bahsedeceğim. Tabii ki operasyonlarla ilgili... ...geminin içinde hapis kaldığımız... ...dışarı çıkamadığımız durumlar olduğu gibi... ...o çıkamadığımız günleri de... E, ...tekrar kazanmak adına... ...bizim olduğumuz dönemde... ...68 güneyde gece yarısı... Pardon gece 11 gibi hava kararır gibi yapıp 3 gibi tekrar aydınlanmaya başlıyordu. Yani normalde hı hı. toplamda bir 4 saat kadar bir e, hafif karanlığımız söz konusuydu. Bu durumda da bizim sabah 6'da... Araziye çıkıp e, operasyonları, çalışmaları, bilimsel çalışmaları ve beraberinde birazdan konuşacağımız bütün aktiviteleri başlatıp sabahın altısında gecenin 11'ine kadar bizim tabii e, sahada telefonu duyma gibi bir e, imkanımız da yok. Tabii saatler boyu çalışırken o iletişimden koptuk. Hmm. Doğru. Peki gün nasıl geçti? Yani oraya gidene kadar hani ne yaparız, ne ederiz böyle toplantılar işte e, beyin fırtınası yani ne yaptınız içeride? Yani bir 30 günlük programla zaten buradan yola çıktık ama e, Antarktika için yola çıkarken A'dan Z'ye kadar plan hazırlamak lazım. E, 30 günlük program ilk fırtınada ya da ilk e, aksaklıkta zaten şaşıyor. E, sonra onu ne, nasıl telafi edebilirsiniz? İşleri nasıl ucu, ucu ucuna bağlayabilirsiniz? Bu toplantı anı herhalde. E, bu toplantılardan bir tanesi. Çok kritik e, toplantılardan bir tanesi. Yani farklı toplantılar olmak durumunda burada modüllerin yerleştirilmesiyle alakalı Şile ekibinden sorumlu kişiyle görüşüyoruz. Bir de bizim kendi araştırmacı ekibiyle yaptığımız yapabildiğimiz bütün günlerde akşam sekiz buçukta toplanıp eğer gün bitiminde yirmi dönmemişsek gemiye sekiz buçukta toplanıp o gün ne yapıldı? Ertesi gün ne yapılabilir? Hava durumu müsait mi? Evet. Mesela burada durabiliriz belki şurada yazılanları okumak adına o ilk toplantımız gemiye ilk <laughs> e, intikal ettik ve bütün herkes kameralarına yerleşti ve biz e, tabii ben şunu da altını çizeyim çok teşekkür ederim bu arada sefer lideri konusunda e, söylemiş olduğunu sözler <laughs> için çok çok teşekkür ederiz. Çok mu? incesiniz Çok teşekkürler. E, tabii ki çok gurur verici bir misyondu. E, ben sefer lideri olarak e, çok büyük bir zorluğun altındaydım ama sefer lider yardımcıları Bilge Hoca ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ersan Başar Hoca. Beraberinde lojistik sorumlumuz Özgün Kaptan. Her zaman benimle aynı sayfada ve aynı konuları konuşuyor ve bana her zaman destekçiydi. Bu görselde de gemiye ilk intikal etmişiz. Herkes hazırlıklarını yaparken ben, Sefer Lider Yardımcıları ve lojistik sorumlumuz. Hepimiz bu toplantı odasında tabii ki herkes konuyla ilgili heyecanlı, meraklı ne yapılacağıyla ilgili sürekli bilgi istiyor ve bu beslemeyi sürekli yapmak zorundasınız. Çünkü çok izole bir ortam. Bilgisizlik zaten iletişimsizlik söz konusu. E, bu konuda mümkün olduğu kadar ilk izlenimler konulu bir toplantı yaptık. Bu görseli de Anadolu Ajansı sağ olsun e, çekti görselimizi. Nereyi nasıl kullanacağız, neler yapacağız, bizi neler bekliyor şeklinde. Çok detaylı kapsamlı bir toplantıydı bu. Evet, e, seyircilerimizden gelen ben soruları da merak ediyorum. Hemen onları da e, size okuyacağım. Neler yazmışlar, ne yapmışlar diye soracağım. E, Mesela birçok mesajı şöyle okudum. Aman Allah'ım ya o kadar uzun yol, yolculuk bir de hani fırtına, çok ciddi fırtınadan bahsediliyor. Hiç tutuldunuz mu bilmiyorum. Kaptanımıza soralım hemen. Ee, evet yaklaşık bir hafta kadar yani, yoğun bir fırtınanın etkisinde kaldık biz de bölgede. Ee, yani, sefer alanına ulaşmak bir kere bizim için çok dediğiniz gibi büyük bir e, yolculuktu. Çünkü Türkiye'den yaklaşık 40 saatlik uçak yolculuğuyla e, Amerika'nın en güneyine iniyorsunuz. Bu da Antarktika'ya yakın nokta demek aslında. Yani ilk şehrin olduğu son nokta diye en azından. 40 saatlik bir yolculuk zaten başlı başına uçakta gerçekten zorlu bir süreç. Bunun üzerine de Antarktika'ya e geçip hala gemiyle Gitmek ...gitmeksiz noktaya ulaşmamız yaklaşık bir hafta sürdü. Bir de burada e, notlarım da var. Saatte 327 kilometreye kadar çıkabilen bir fırtınadan bahsediliyor. Bu ne demektir 327 kilometre? ya yani öyle ölçü gün olmuş. Allah'tan biz görmedik. Kışın oluyor. E, onu da söylemek lazım aslında. Biz tabii ki burada Kuzey Yarımküre'de... E, ...kış mevsimini yaşarken... ...Güney Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanıyor. Biz Antarktika'nın yazında gidiyoruz ama... ...tabii bahsettiğimiz gibi eksi 15'ler. Yani Antarktika'nın yazında... Hala <laughs> hala soğuk <laughs> ve kış e, bizler için en azından e, gördüğümüz günlerden e, bilgiyle e, hissedilenler o rüzgarın etkisiyle hissedilenler eksi 30'ları eksi 40'ları bulabiliyor. E, rüzgarı biz herhalde 140-120 saatte 120 kilometre, kilometre hızla evet. ulaşan. ...fırtınayla karşılaştık. Ciddi bir rüzgar. Yani 327 olmasa bile ciddi bir rüzgar. Çok geminin içinde keyifli bir durum değil tabii. Peki böyle bir dalga olduğu zaman, rüzgar olduğu zaman içeri kaçıyorsunuz herhalde. Tabii Güvertede kimse kalmıyor mu? Muhakkak tabii ki. Yani evet. e, Hiç emniyet emniyet, emniyet sebebiyle bütün personel ve yolcular e, geminin iç mahallelerinde bulunuyor. E, ne yapıyor? Kaptan mı emri veriyor? Herkes içeriye falan i̇şte mı asla, diyorsunuz? Evet. Yani Kaptan sefer başının talimatı var. Kesinlikle işte e, açık deniz seyirlerinde güverte kimsenin olmaması gerektiğiyle ilgili talimatı var ama bunun dışında bu fırtına yakandıktan sonra zaten çok fazla sizin de güverte çık çıkasınız gelmez diye tahmin ediyorum. <laughs> yani ortamın <laughs> içinde çok fazla bilgiye ya da kaptandan herhangi bir direktife ihtiyaç olmadan zaten ayağınızı çok atmayı istemiyorsunuz. Çünkü o denge bile e, yeterince kurulamıyor. Yani Bulunduğunuz zeminin 30 dereceler mertebesinde e, oynadığını düşündüğünüz zaman e, otomatik olarak vücut dengesi kayboluyor ve deniz tutması dediğimiz aslında durum yaşanabiliyor. Tabii herkesi tuttu. Aslında deniz herkes tutar derler. E, yani evet. de bu Ama kadar tutmanın sağlam. versiyonları var. Yani kimisini acıktırıyor, kimisinin uykusunu getiriyor, kimisinin midesini bulandırıyor. Herkes tutuyor ama farklı koşullar yaşıyor herkes. Uykusunu getiren şanslı. Şanslı. <laughs> yani... E, Alternatif ya ilaç alacaksınız... ...ya yiyip şişmanlayacaksınız... ...ya da uyuyacaksınız. En temiz uyumak <laughs> değil, <ben> sürekli. <laughs> Yalnız sizin migreniniz varmış. Yayından önce konuştuk. Peki öyle hastalananlara ne yaptınız? Ya hastalık... E, ...büyük bir problem tabii. Yani ciddi bir şey olmamasını... E, ...umuyoruz oradayken. E, gemide bir... E, ...paramedik dediğimiz bir şeyimiz vardı. Yardımcımız vardı. Doktor e, bulunmadı bu sene yanımızda. E, buradan gitmeden önce... Ee, bütün araştırmacılar bir tam check-up'tan geçerek zaten yola çıkıyor. Hatta bayağı detaylı. Ee, bayağı Antarktika detaylı. Antarktika koşulları için İstanbul ee, Üniversitesi'nin de e, evet. destekleriyle hazırlanmış çok detaylı bir sağlık programımız var. Ee, Check-up'lardan sonra yani işte böbrek taşınız varsa gidemiyorsunuz çünkü orada e, yani Tutarsan... kanala düşmesi durumunda taşın hmm. ölümcül bir duruma sebep olabilir şeyiyle. Yani bu tarz durumlar değerlendirilerek ona göre katılım sağlanıyor. Hı hı. E, olabildiğince e, fiziksel olarak sağlıklı herhangi bir kalıcı e, arıza çıkarabilecek bir durum olmaması tercih ediliyor. Hı hı. Burada bir seyircimizin enteresan sorusu vardı. Onu yönelteyim. Engin Bey sormuş. Diyor ki geleceğimiz için etiketiyle Antarktika'da uzun süre yaşamak veya çalışabilmek için apandistinizi ve 20 yaş dişlerinizi aldırmanız gerekmektedir diye bir şart duymuştum. Böyle bir şey var mı? Yani dünya ülkelerinin farklı farklı uygulamaları var. Ben 2006 yılında e, Amerikan e, üstüne e, bir sefere katılmıştım. E, doktor öğrencisiydim o sırada 20 yaş dişlerini istemediler yani her programın her ülkenin kendine göre uygulaması var e, bizde tabii ki özellikle hem apandis hem de 20 e, yaş dişleriyle ilgili çok titiz davranıyoruz özellikle mutlaka çekedilmesiyle ilgili ve sağlıklı bilgisini aldıktan sonra araştırmacılar katılabiliyor hı hı. E, çok enteresan sorular geliyor tabii bunları da yayın esnasında konuşuyor oluruz yani nazilerin özel üssü var mı <laughs> sorusundan tutun da e, şu enteresan geldi mesela yorum ama belki e, tweetini okuduğumda Mehmet Bey sevinecektir. Diyor ki geleceğimiz için ne zaman bir havalimanında şarkıcı ya da futbolcu karşılamak yerine bir araştırma ekibimizi, bir bilim insanımızı karşılarsak o zaman ülke olarak da büyük bir adım atmış oluruz. O zaman size müjde çünkü karşılandılar. değil mi ya, Hem güzel. uğurlandık hem evet. karşılandık. Yani evet. bu anlamda bizler biraz önce bahsettiğimiz gibi Sayın Efendinin Sayın Bakanımızın e, bize olan destekleri yine giderken İstanbul Valimiz e, hem gidişte hem dönüşte Dönüşte. Bu gidiş değil mi? Sayın Belediye Başkanımız. Ee, sayın Belediye Başkanımız, e, e, şöyle havaalanından gönderilmenin dışında bir tören düzenlendi. Bu törenden görüntüler, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız, e, sağ olsunlar e, donanma komutanımız e, bizimle beraberlerdi. E, tabii bizi çok mutlu etti bu uğurlama, yapılan e, hazırlıklar bizler için. çok. Peki mutluyum. niye gittiniz? Antarktika'da biraz önce bahsettiğim gibi bilim ve barışa adanmış ve bununla ilgili 1959 yılında yapılan bir anlaşmayla e, yürürlüğe girmiş e, bir kıta ve dünyanın beşinci büyük kıtası Türkiye'den de 14 bin kilometre uzaklıkta. Bir tek Türkiye değil tüm dünya ülkeleri 1900 yılından beri Antarktika'da çeşitli yerlerde konuşlandırılmış üstlerden bilimsel çalışmalar yapıyor. Bu yapılan bilimsel çalışmalar dünyanın Milyon yıl öncesine geçmişine götürüyor. Geçmişten bugüne, bugüne araştırmalar, geçmişi ve bugünü derlediğimizde de geleceğe ışık tutuyor. Ee, şu an iklim değişimiyle ilgili gelinmiş olunan noktada Türkiye'nin bile Akdeniz kıyılarında, Ege kıyılarında e, çok net bir e, fırtına haberiyle hepimiz çalkalandık. Medicaid dediğimiz bir fırtına. Yani Türkiye tarihinde de çok ender ve hatta hiç rastlanılmamış bir fırtınaydı. Okyanusların sıcaklığıyla atmosfer sıcaklığı arasındaki dengenin bozulması, iklim değişimi. Bununla ilgili tabii ki bütün cevaplar dünyanın buzdolapları gibi düşünün. Buzdolabında saklı. Bilim insanları onları çıkarıp Geçmişten bugüne neler değişti ve bunun ışığında gelecekte bizi neler bekliyor? Bu tarz bilimsel çalışmalar yapıyor. Ve biz de bunun içinde varız. Şu bazı ülkelerin çok uzun senelerdir orada olduğunu okudun. Ee, Ulusal Antarktika programları yöneticileri konsey verilerine göre diye bir bilgi. Şimdi okuyacağım ama siz hani doğrudur yanlıştır onun üzerinden gidelim. Antarktika'da Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Birleşik Krallık, Rusya, Hindistan, Bulgaristan, Ukrayna, Şili ve Arjantin'in de aralarında bulunduğu hmm. 30 ülkenin yüze yakın bilim üssü bulunuyor. Doğru. Doğru. Şimdi <laughs> Bizim tabii... de artık var. <laughs> <laughs> Yılı 2019. Ne güzel. Ne ne güzel. Şimdi evet. bizimki e, kalıcı değil ama değil mi? Şimdi şöyle. Antarktika, yani ne farkı var? Antarktika koşullarına göre zaten kıta koruma altında. Oradan bir örnek almak istediğinde bilim insanının bile mutlaka alacağı örneğin nereden alındığı, ne kadar alındığına göre deklare etmesi lazım. Mesela bizim çevre zabitimiz Bilge Hoca'ydı. Bütün bilim insanları, hatta paslayayım ben soruyu da. Evet, yani e, oradan her bulduğunuz şeyi getiremiyorsunuz. Ancak bilimsel amaçlarla olabilir. Bizim de bunun e, bir ön kontrol dediğimiz bir aşaması var. Gidecek araştırmacılar belli olduktan sonra e, onlardan bize ne örnekler alacaklarının listesi ve etrafa ya da canlılara ne kadar zararı dokunacağı bilgisi geliyor. Bunların hepsini derleyip eğer uygunsa imzaladığımız taraf olduğumuz bir sözleşme var çünkü. Madrid protokolü olarak geçiyor çevre anlaşması. Ona uygun olarak izinlerin verilip verilmediğini onaylamamız gerekiyor. Herkes örneklerini Taşırken, kargolarken, yanında getirirken o izin belgelerini yanında bulundurmak zorunda. Çünkü gümrüklerde de kontrol ediliyor. Şimdi normalde numuneleri böyle mi alıyorsunuz? O şekilde mi? Yani ne yapıyorsunuz oradaki kardan, buzdan neyse? Bu çalışan bilim insanının e, projesine bağlı tabii ki. Yani kar, buz örneği alan da var. Deniz suyu, deniz dibi sedimanı alan e, bilim insanlarımız da var. E, doğrudan canlılarla etkileşimde e, olan şeyler var araştırmalar var. O birazcık da araştırmanın, e, projenin gereğine uygun olarak gerçekleşiyor diyelim. Hmm, güzel. Ee, şimdi tabii işin içinde özellikle bazı ülkeler olduğunda hani e, neden acaba oraya senelerdir varlar bilim üstü kurmuşlar. Yani mesele tabii hem su kaynakları hem e, gıda güvencesi ve bunun devamı olduğundan e, muhakkak Türkiye'nin de ben okuduğumda Antarktika'da olması gerektiği hissine kapıldım. Ama tabii esas bunu anlatması gerekenler sizlersiniz. Neden yani önemli? Olayı olduğunu? ben şöyle bir şey söylemek isterim. Antarktika e, bir kıta. Yani Arktik'ten farkı Arktik deniz buzu ama Antarktika bir kıta ve dünya üzerinde başka hiçbir yerde karşılaşamayacağımız en ekstrem doğal durum. Dolayısıyla test etmek istediğimiz bazı e, şeyleri, den gerçekleştirmek istediğimiz bazı deneyleri, e, bu fizyoloji de olabilir, insan fizyolojisi de olabilir. Yapabileceğimiz tek doğal ortam orası. Yani işin şey kısmını, e, iklim değişikliği vesaire kısmının dışında orası ekstrem ve çok e, kendi başına, kendi halinde bir yer. Bundan faydalanmak için birçok ülke burada. Peki mesela ne bulmayı umuyorsunuz ya da umdunuz veya buldunuz veya bulamadınız? Hani bizim gibi bilim insanı olmayanların da anlatacağı bir dille ee, yani tabii ki en hızlı buna verilecek cevap iklim değişikliği ee, bir atmosferdeki karbondioksit miktarını tartıştığımız ya da gösterdiğimiz bir karbon eğrisi var ee, bu karbon eğrisine bakarsanız bizim karbondioksit ölçebiliyor olduğumuzdan çok daha uzun yıllar geriye gider ee, belki 150-200 bin 300 bin yıl geriye gider şimdi 300 bin yıl önce biz yoktuk karbonu nasıl ölçüyoruz Burada işte Antarktika ve buzullar, e, glasyoloji dediğimiz bilim dalı devreye giriyor. E, buzlar her sene kar yağıyor ve arasında sıkışan hava miktarı ile hava ile hava kabarcıkları buzun içerisinde var. E, buz korlarını aldığımız zaman, karotlarını aldığımız zaman aşağıya doğru derine doğru indiğimizde eskiye yönelik artık çıkarımlar yapabiliyoruz. İzotopları çalışıyoruz, e, bunun içerisindeki kar katmanlarının yaşına bakıyoruz ve 150 bin sene önce atmosferdeki karbon miktarı neydi söyleyebiliyoruz. Arada tabii çok büyük e, olaylar var, e, volkanik patlamalar bunları zaten jeolojik olarak da tespit edebiliyoruz. Hepsini bir araya getirdiğimizde esasında dünyanın geçmişine e, en düzgün şekilde ışık tutabileceğimiz, bilgi edinebileceğimiz yer burası. Hmm. Bunlar tabii çok önemli yani bilim çok kıymetli ama bir taraftan da şeyi anlamaya çalışıyorum... E, NASA'nın ölçümlerinde de mesela bu su meselesinde büyük bir kitlenin Kaliforniya'nın e, işte bilmem kaç yıllık su ihtiyacını karşılayabileceği şeklinde açıklamalar yapılmış. Ve sanki böyle e, birçok ülkenin orada varlık sebebinin e, geleceğe yönelik bir takım yatırımlar olduğu fikrine kapılıyorum. Tabii ki tekrar ediyorum bilim çok önemli. Asla geri durmamalıyız. Parayla pulla ölçülecek şeyler değil bunlar ama e, o açıdan da şimdi Antarktika'yı anlayalım biraz. Burada herhangi bir ülke burası benim diyebilir mi? Şu alan benim diyebilir mi? Kağıt üstünde diyemez ama hak iddiaları söz konusu. Yani bu hak iddiaları da tabii 1800'lü yıllara dayanıyor özellikle Antarktika'nın ilk keşifleriyle ilgili. tabi e, tabii denizciler keşfediyor. O Antarktika'ya en uygun ulaşım deniz yoluyla. E, Hava yolu var ama tabii ki çok masraflı ve kısıtlı miktarda lojistik yapabileceğiniz için denizcilik en çok tercih edilen e, lojistik kavramı ve 1800'lü yıllarda Fransız, İngiliz, Norveç, Rus kaptanlar e, Antarktika'nın keşfinde yer alıyorlar. E, bundan dolayı özellikle civar ülkeler olan Şili, Arjantin, Avustralya, Yeni Zelanda İngiltere Fransa ve Norveç'in hak iddiaları söz konusu ama 1959 yılında imzalanan Antarktika anlaşmalar sistemi çerçevesinde Normalde bu iddialar kabul edilmiyor Biz de bu Antarktika anlaşmalar sistemi içerisinde 53 bayrağın altında toplanan bir kurul bu danışman ülke Değil gözlemci ülke e, statüsündeyiz. Tabii ki hedeflerimizden bir tanesi de danışman ülke statüsüne geçmek. Oradaki danışman. yaptığımız bilimsel çalışmaların e, sonuçları ve kaliteleriyle beraber. Şu fark mı var? Ee, ya yani orada alınacak bir kararda söz sahibi olmak veya olmamak mıdır Aynen. danışman olup Tabii, olmamak? Tabii danışman ülkelere danışılıyor ama gözlemci ülkeler sadece o konular konuşulurken. Sadece gözlemleyebiliyor. Türkiye'de 1995 yılında adım atıp 96 yılında e, imzayı atıyor. Hatta 24 Ocak 1996 diye not almışım. Gözlemci ülke statüsüne geçiyoruz. Tabii çok uzun yıllardır bu gözlemci statüsündeyiz ama... ...yapılan bilimsel çalışmalar. Bu arada tabii şunun da altını çizmek lazım. Üçüncü Ulusal Bilim Seferimizi yaptık ama 1960'lı yıllardan beri... ...yaklaşık yarım asırdır e, bilim insanları, ben de dedim 13 yıl önce Antarktika'ya gitmiştim... ...bilim insanları ikili işbirlikleriyle diğer dünya ülkelerinin üstlerine giderek... ...bir yarım asırdır orada çalışmalar yapıyor. Siz Piri Reis'ten de bahsedeceğini hmm. söylediniz. Evet, Ona da evet. geleceğiz Biraz da onun için şimdi girmiyorum ama... E, ...tabii ki bu danışman ülke statüsü, yapılan bilimsel çalışmalar... Ulusal seferlerin sonuçları. Biraz onu da aslında değinmek istiyorum. Bu sene Hı. değineyim mi? Yoksa sizin soracağınız değinin, bir değinin, şey var değinin. mı? Ot isteyince <laughs> ben tabi şimdi Heyecanlandınız değil mi? Görsellerde <laughs> de var ben gördüm. <laughs> evet. evet biraz bir daha Twitter atmıştı. Ee, Fatma Şahin'in tweetinden yola çıkarak okumuş olayım. Hatta bir soru daha sorayım çünkü çok fazla isteyen var Armadan. Ha <laughs> öyle mi harika? Vallahi. Bir soru daha sorayım kolay olsun. Ee, Antarktika hangi yarım kürededir? Kolay oldu mu? Süper oldu. Ya zaten yani ya o diyeceğiz ya o diyeceğiz ben olsun ikisini birden atarım. Neyse şimdi Fatma Şahin demiş ki Antarktika'nın varlığını yerini ilk defa 1513'te e, Osmanlı denizcisi Piri Reis haritasında çizer. Bu bilim seferinde beni en çok heyecanlandıran 506 yıl sonra o kıtada al bayrağımızın yeniden e, dalgalanması oldu. Şanslı ve nasipli ekibe çok selamlar demiş. O zaman hazır bu geldi. Bayrağımızın dalgalanışını da bir izleyelim. Evet bu arada şu an ben şimdi Fatma Şahin Hanım'a çok gerçekten teşekkür ediyorum. Ben burada İstiklal Marşı, Türk Bayrağı değil bütün tüylerim diken <laughs> diken olan İstiklal Marşı'nda ağlamamak için kendimi zor Aynen, tutan bir insanım. Gerçekten çok gururlanıyorum. Ee, Şöyle ki biraz önceki açtığımız e, Piri Reis haritasını biz e, bu arada e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Seyri Hidrografi Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan katılan e, katılımcı e, yine daireden Yüze yakın Piri Reis haritası getirdi ve hepsi çok tertipli bir şekilde paketlenmişti. Ve biz ziyaret ettiğimiz üstlere mutlaka götürüp orada bunları hediye ettik. E, hediye edip açtığımızda mutlaka tabii hediyeyi açıyorlar ve açtıklarını soruyorlar bu nedir diye. Tabii biz hikayesini anlatıyoruz. E, hem Türk denizci hem de kartograf olarak anılan Piri Reis, hı hı. 500 yıl önce, yani yarım asırdır Türk Araştırmacılar olarak Antarktika'da çalışmalar yapıyor bilimsel olarak dedik ama 500 yıl. Bu arada Kore üstünde ben Kore e, üst şefine e, çalışmayı aktarıyorum. Yani Piri Reis haritasının ne anlama geldiği <laughs> mi? Biz buradaydık 500 sene önce. Aynen nasıl <laughs> e, tepki veriyor görüyor musunuz? ya yani 1513'ü işaret ederek orada... Bu haritada bu, ara, bu arada direkt Antarktika işaret edilmiyor. Tabii e, haritanın parçaları yani, kayıp bu arada. Hı hı. Ama bu parçasında elimizde olan parçasında e, Güney Amerika'nın bütün kıyıları ve Antarktika'ya en yakın olan nokta işaret ediliyor. İster istemez Fatma Hanım'ın da ibaresine geliyoruz ve biz bunu Antarktika'ya taşıdık. Orada, o zamanlar da burayla ilgili en nadide ürün biz tarafından, hani bizler tarafından ortaya konmuş ama şimdi Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Ama e, e, bu hediyeyi vermek bence muazzam bir mesaj. <laughs> süper. <teşekkür> <laughs> süper, süper, süper. Ya hakikaten bu e, çok güzel bir iş oldu bence. Evet adam şaşkınlık içerisinde. Ee, hay falan ha, ha, hayretleri ya ekrana yansımıyor bile. Ki biliyorsunuz Güney Kore'li olan bizim e, kardeşlik bağlarımızı e, hem bizim ziyaret etmiş olmamız hem böyle bir hediyeyi almış olmaktan ne kadar teşekkür ediyor. O inceldikçe ben daha çok mahcup oldum. O o mahcubiyet ayrı bir gurur getirdi... Ya tarif edilmez duygular. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ni oralara taşımak, bu gururla taşımak ve bizim Sizlerin nasip olması büyük mutluluk. Evet bence de öyle. Bir de şey e, şimdi siyasi arenada bir ülkenin duruşu tabii ki çok kıymetlidir, çok önemlidir. Ama şuralarda da olabilmek, evet. burada da bayrağını dalgalandırma, kendinden bahsettirmek, ülkenden bahsettirmek. Bence e, yani ikisini mukayese ettiğimizde bu bundan üstünür diyemem yani bu muazzam bir şey hakikaten. Biraz bu sesli mi bu görüntü arkadaşlar? <laughs> Biraz, Orada mikrofon bir tek bendeydi. Ben sanki sanki sadece <laughs> istiklal marşını... Aslında Oy, bütün ekip gururla okuyor sevdi. ama evet. çok büyük bir alan. Tabii bu görüntü de drone ile çekiliyor. Ama insan şey böyle ağladınız mı orada? Ben çok zor tutuyorum. Her her Hiç fark etmiyor. Dünyanın neresinde duyarsam duyayım. İstiklal Marşı benim için. O gözyaşları burada zor e, tuttuğum e, zamanlar. E, e, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çünkü çok gurur. Ve bunun Türkiye'de geleceğini biliyorum. E, zor tuttum kendimi. Antarktika'ya e bakarken aslında uzaylı... Da ilişkilendirmek lazım Antarktika'yı. Çünkü... Ha ülke. öyle bir soru vardı. Bak vallahi şimdi bizim seyircimiz kendi isimlerinin okunmasından çok hoşlanır. <laughs> Görmüyorum tweetlerini çok falan zannediyorlar. Çalışmış yalnız. Çalış... Vallahi, vallahi zaten... billahi gerçekten yani bakın şahsı ailesi adına tebrik edenler Ondan sonra bu hediyeyi 4 yaşındaki çocuğu Aa. için isteyenler yani hepsi 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 var. Hatta bir seyircimizin sorusuydu. Geleceğimiz için kutuplarda uzay üstü kurma planı da var mı acaba diye sordular. Oradan ben size uzay araştırmalarına geçeyim. Yani şöyle, e, niye ilk Ay'a giden insan olmak için iki ülke savaştı? Yani bunun mücadelesini verdiler. Bu aslında hem ülkenin görünürlüğü açısından, yani ülkenin karizması diyelim. E, aynı zamanda da yani bir toprağı elde etmek temelde orada fiziken bulunmaktan geçiyor. Antarktika'da böyle bakmak lazım. Yani niye biz oraya gidiyoruz, niye üst kuruyoruz veya niye araştırma yapıyoruz Antarktika'da dediğiniz zaman aslında bunun politik tarafını böyle doldurabiliriz. Çünkü orada olmamız gerekiyor. Çünkü şu an korunan bir coğrafya olabilir ama korunmadığı zamanda da Türkiye'nin diğer ülkeye kadar burada var olmuş olması gerekiyor. Aynı uzay savaşları gibi, yarışları gibi diyelim. Durum aslında bundan ibaret. En, en bir de şöyle anladım. yani o gün geldiğinde yani bunu öngöremeden e, hareket edeceksin ve o zaman da şey ahlanacaksın, bağlanacaksın. Neden orada değil? Kabul etmezler. Yani evet. çünkü hakikaten tehlike çanları çalmaya başladığı zaman veya sen kendini çok geride. Şimdi mesela bazısı şöyle bir yorum ortaya koyabilir. Şöyle eleştiride de bulunabilirler. Yani bizim böyle meselelerimiz vardı kardeşim buna mı sıra gelecekti? Ama işte buna zaten geleceğe yatırım. Bu zaten yatırım. gelecek yani. Bu gelecek şimdi yola çıkmazsan zaten vaktinde varamayacaksın ki oraya. Bilgi birikimi, insan kaynağı birikimi yani bir zaman geldiğinde sıfırdan başlamaktansa şu an bu birikimlerin hepsini e, yüklenmek ve bir kenara almak gerekiyor. Ve bununla ilgili yapılan özellikle şunun altını çizeyim. Üçüncü seferdeydik. Birinci seferimizi biz e, daha çok fizibilite çalışmaları içinde yaptık. Tabii ki hani Türkiye'nin yaptığı birinci ulusal seferde biz e, her seferinde yarım asır öncesinden hareket ediyorduk. Zaten Türkiye orada bilimsel çalışmaları da yapıyor. Şimdi sıra Türkiye'nin bu bilim insanlarını çatısı altında tutabilecek bir bilim üssünü inşa etmesiyle diye yola çıktık. Bu soruyu da biraz önce sordunuz. Hı hı. Onun için birinci e, araştırma seferimiz tam daha yoğunluk fizibilite üzerineydi. İkinci seferde geçen sene 15 projeyle gittik ve Nisan ayında döndük. Daha Nisan ayına girmedik. 11 ay oldu. Bu 11 ay içerisinde bilim insanlarımız gitti döndü. Numuneleriyle beraber istedikleri kadar numuneleri alarak döndüler ve analizleri yaptılar ve şu an yayınlarla ilgili bilimsel makaleler burada tabii ki çok önemli. Bilimsel makalelerle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde olsun, İstanbul Üniversitesi'nde olsun, İstanbul Teknik Üniversitesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi olsun. Bütün üniversitelerin yapmış olduğu çalışmalar ve hali hazırda da e, yayın aşamasına gelmiş e, bilimsel makalelerin e, olduğunu e, döner dönmez duyduk ve bu bizi çok mutlu etti. 11 ay süre içerisinde kaliteli bilimsel yayınlara ulaşmak gerçekten zordur. E, ama bunların meyvelerini bir, a, almaya başladık. Üçüncü seferde de yine e, yapmış olduğumuz bu toplantılar her seferinde en son gün bile yaptığımız toplantılarda bilim insanlarından geri dönüşler almaya çalıştık. Beklentilerinizi karşılayacak, e, karşılamış olan örneklerle dönüyor musunuz? şeklinde ve her araştırmacının kaç tane yayın hedefi olduğunu da iki yayından aşağı yayın <laughs> hedefi olan bilim e, araştırmacımız da yok bunu bizleri gururlandırdı. Öyle ve tahmin ediyorum e, hem sizin çalışmalarınız izleniyor belki bu programı bile takip ediyor olabilirler. Yurt dışından geri dönüşleri anlatamam. Yapmış olduğumuz gelmiş olduğumuz noktada diyorlar ki bunca yıldır bilim seferi yapmış 30 yıldır seferler yapan ülkelerin %40'ının önüne geçtiğiniz gibi bu ülkelerin de sizden öğreneceği çok şeyler var dediklerinde <laughs> bizim gelmiş olduğumuz noktada evet. yapmış olduğumuz başarılar ve tabii ki herkesin sağlıkla geri dönmüş olması, emniyetli bir şekilde geri dönmüş olması tabii burada bizim için önemli olan noktalardan da bir tanesi o. Ee, sağ salim dönmüş olmamız. Çok iyi noktalara geldik. Şimdi sizin titriniz e, sefer lideri de Hayır bu şey, biz buradan herhalde tehlikeyi tam anlamıyoruz. Hani sefer deyince ya arkadaş nasıl bir sefer yani sefere çıkıyorsun nasıl yani sağ salim gelip hakikaten çok büyük tehlike söz konusu muydu? E, hem de nasıl? Gerçekten yani büyük, büyük tehlike tabii böyle göz korkutucu şekilde değil. Ee, her şeyin bir kere önceliği e, emniyeti, ön, güvenliği önden alacaksınız, bilgilendirmenizi yapacaksınız. Sonrası e, Artık yani dikkat dikkat diyelim. Ee, tabii ki karşınıza şey çıkabilir. Yani buzulun üzerinde yürüyoruz. E, buzul yarı. Eğer ki dikkatli değilseniz, onun bilgisine ne sahip değilseniz düşebilirsiniz buzul yarına ve e, kurtulmak gerçekten sıkıntılı bir durum. Ölebilirsiniz. E, zaten kırık çıkık vesaire bir durum olması durumunda gidebileceğiniz bir hastane yok yakında. E, Düşün... Zodyakları görüyoruz Zodyak evet. operasyonları Normalde Türkiye'de de öyle standartlarda Rüzgar hızını vereceğim 20 nat Ama onu kilometre saate çevirdiğimizde kilometre diyelim, yaklaşık 50 40, kilometre 40. Gerçekten az olmayan rüzgarlarda Normalde zodyak operasyonların Yapılmaması lazım Çünkü alabora olabilir ters dönebilir Üstündeki yeterli ağırlık olmayabilir Bilim insanları her zaman denizde Zodyağın üzerinde değil <laughs> Bu tecrübeyi de 3 günlük eğitimle aldılar tabii ama doğal koşullarında bunu yaşamış olmak çok farklı. E, o durumlarda bile mutlaka opera, zamanla yarışıyorsunuz. Elinizde misyonlar var. Yapmamız gereken birçok projeyle hem bilimsel projelerle gittik hem de fizibilite çalışmalarıyla gittik. Bunların hepsinin yerine gelmesi gerekiyor. Neticede biz de Türkiye'nin bir anlamda gurur noktasına taşımak istiyoruz. Tabii o anlamda e, Zodiac kullanamadığımızda gemimizin üzerinde iki tane helikopterimiz vardı. Helikopterle yapılacak operasyonları devreye soktuk. E, sabahın altısından hatta ben 5'te uyanıp önce hava durumuna ve denizin durumuna bakıp sonra 6'da köprü üstüne çıkıp e, kaptanla beraber bu durumu istişare edip yine tabi sefer lider yardımcıları ve e, lojistik sorumlumuz Özgün Kaptan'la mutlaka beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Hangi operasyonun o gün için doğru olacağı, kaç saat olacağı ve herkes çıktığı noktadan itibaren ellerinde iletişim tabii ki VHF telsizler var. Bu telsizlerle haberleşiyoruz. Herkes farklı noktalarda e, akşamları 12 saat boyunca ben hani yemeği falan bırakın unutun o gerginlik ve stresle e, kalıp halinde <laughs> günü bitirdiğim e, günleri biliyorum. Hı hı. Çünkü herkesin emniyetli bir şekilde gemiye dönmesi, günü kapatması, emniyetle beraber çalışmaların yapılmış olması, operasyonların kimisine çek e, markın konması bunların hepsi tabii ki çok meşakkatli süreçler hı hı. E, o koordinasyon toplantılarının yapılması bilim insanlarının bilimsel aktivitelerinin aynı koşullarda aynı süreç içerisinde e, yapılıyor olması gerçekten büyük misyonlar e, 30 güne sığdırdık kesinlikle öyle peki bazı seyircilerimizin şu dikkatini çekmiş e, orada var olan ülkelerden bahsedince e, Şili'nin ay şimdi Birçok şeye alışız işte. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa falan derken e, Şili ve bizim gemi de değil mi? Şili bayraklı. Şili bayraklı gemiydi. Zaten e, yanlış mı hatırlıyorum? Şili e, gezisinde Cumhurbaşkanımızın gündeme gelmişti. Evet. Ve hakikaten de yani bu anlamda da Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Yani vizyoner bir siyaset olduğu için. E, Şili ile nasıl yani Şili bayraklı bir geminin olması hani Şili'nin orada ön planda Olmasını neyle açıklıyoruz? Coğrafya. Ile. Coğrafya ya yakın olması. Aynen. <laughs> evet. evet evet coğrafya tamamıyla coğrafya. Ee, ama siz 2015. alanda böyle bir çalışmaları ya da adından söz ettiren ülkeler mi bunlar? Ee, şöyle bakmak lazım. Antarktika'nın yani çevreleyen ülkeye düşündüğünüz zaman Güney Kutbu'nun etrafını düşündüğünüz zaman Güney Amerika'da Şili, Arjantin. Ee, Afrika geldiğiniz zaman Güney Afrika. Hı -hı. ...Yeni Zelanda, Avustralya diğer tarafta e, tam çevreleyen ülkeler bunlar. Hı, hı. Ee, Şili ve Arjantin ve İngiltere Falkland Adaları vesilesiyle aynı bölgede hak iddiası olan 3 ülke. Yani Antarktika Yarımadası'nda ve bizim de alan bu alan. Ee, hem coğrafya yakınlıkları sebebiyle hem de hak iddialarını zamanında korumak amaçlı olarak e, Şili bölgede 13 tane inşa etmiş durumda. Şimdi oradaki e, üssü olan ve hak iddia eden ülkeleri de konuşuruz. Bizim pozisyonumuzu da konuşuruz. Şahika Hanım'ın dalışı vardı. Hani o nasıl yankı buldu. Onu konuşuruz ve birçok seyircimizden gelen mesaj var. Şimdi bazılarını size reklam arasında da okuyacağım. Bir reklam arası verelim. Üzerimizden atalım reklamı. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Geleceğimiz için etiketiyle de mesajlarınızı bekliyoruz. Ve devam ediyoruz sevgili seyirciler. Antarktika'ya giden Türk bilim ekibiyle beraberiz. Çok kişi <laughs> hediyeden istiyor da. Hadi bir soru daha soralım. Geleceğimiz için etiketiyle son sorumuz ters köşe. Ee, dünyanın en büyük çölü hangisidir diye soruyorum size. Bakalım bilebilecek misiniz? O kadar güzel böyle hakikaten insanı duygulandıran mesajlar ki. Bak bir tanesi hemen okuyorum. Ayşe. Ok Demir demiş ki geleceğimiz için. Hatta Ayşe Hanıma bence Özel bir tane verelim, hediye. Ayşe Yok Hanım. ki e, diktiğiniz bayrağımızın altında İstiklal marşını okurken hayallerini gerçekleştiren bir evlat belirdi gözlerimin ödünde ve haklı gururu. İmkansız değilmiş dedirttiğiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Ayşe Hanıma gerçekten. Şey güzel. Şimdi e, hani hayallerini gerçekleştiren bir evlat anne babalar vardır ya hani çocuğu böyle işte topçu olsun da çok para kazansın, onları da kurtarsın falan. Ya tabii ki futbol da çok güzel ve futbolcu olmak da güzel bir meslek ama hani bir anne baba çocuğuyla ilgili onun da bilim insanı olsun hayalini kurduğu an tamamdır herhalde. O zaman oldu diyeceğiz. Ne dersiniz? Aynen. Bence e, Antarktika zaten Türkiye'den çok fazla bilim insanı çıkartacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygar Merkezi'nin altında bir kutup kulübümüz de var. Ve bu üniversite öğrencilerinden oluşan kulüp Türkiye'de 7'den 70'e kutup bölgeleri Arktik bölge, Antarktika bölgesi, oralarda yapılan bilimsel çalışmalar, iklim değişimiyle ilgili çok güzel farkındalık sunumlarına gidiyor ve biz ilk başta İstanbul'la başlamıştık. Şu an Türkiye'nin dört bir yanına yetişemez hale geldik çünkü sürekli bizim de okulumuza gelin, bizim de okulumuzda sunumlar yapın ve biz gittiğimizde inanın bizim anlattığımız kadarını çocuklar zaten çalışmış biliyor olarak geliyor ve biz en sonunda mutlaka soruyoruz kim bilim insanı olmak ister diye o kalkan elleri gördüğünüzdeki mutluluk zaten Antarktika ve Dünyanın neresinde olursa olsun birçok bilim insanını Türkiye'den yetiştireceğimiz anlamına da geliyor. Aslında bu sebeple ben şunu da duyurmak istiyorum. E, Tuzla Belediye Başkanımızın da destekleriyle Tuzla'da bir kutup bilim evi açtık. Ve bu bilim evinde hem bizim daha önceki seferlerdeki kıyafetlerimizin de sergilendiği, oradaki canlıları e, ışık tutacak, aydınlatacak kutup bölgelerinde hangi tarz canlılar var ve Türkiye'nin e, bugüne kadar yaptığı kutup bölgeleriyle ilgili çalışmaları aktaran çok güzel bir arşiv çalışması. Kutup Bilim evimiz açıldı. Çocuklarımızın hepsini bekliyoruz. Ücretsiz ve katılım e, gruplar halinde mümkün olabiliyor. Orada e, biz de, de katılabiliyoruz. Katıldığımız zamanlar oluyor. Çocuklar gelip bizlerle tanışıyor. Ve ben keşke vaktim olsa bu tunumların hepsine katılabilsem. Çünkü çocuklarla buluşmak, o bilim insanlarının, küçük bilim insanlarının gözünde o ışığı görmek gerçekten çok büyük mutluluk. Harika çıktım. bir şey. Şimdi deniz canlıları deyince... Çok, çok ufak buyurun, bir şey buyurun. ekleyebilir miyim? Evet. Işık dedi ya o kadar akılcı yani akılları o kadar temiz o kadar akılcı sorularla e, cevaplarla enteresan bilgilerle geliyorlar ki e, gerçekten şaşırıyoruz yani ve çok mutlu ediyor bizi. Şunu da görüyorlar ki biz ulaşılabiliriz. <laughs> çok enteresan. Ben bunu söyleyince çok mutlu oluyorlar. E-mailimi veriyorum, ulaşabiliyorlar. Bana sorularını mutlaka yanıtlıyorum. Ben yanıtlayamazsam mutlaka e, kulüp üyelerimizi yanıtlıyor. Hiçbirini cevapsız bırakmıyoruz. Onların cevap alabilmesi aslında evet bilim insanı da olunabilir. Ve bu bilim insanları da bizlerden biri e, şeklinde. Mutlaka geri dönüş alıyorlar ama... E, Medyada da çok yansıdı. Anadolu Ajansı'nın çektiği bir görsel var. Biz e, bilim e, üssü geçici bilim üssümüzün önünde çocukların resimleriyle bir görsel verdik. Bu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu resim yarışması ve aynı zamanda Tuzla Belediyesi'nin açmış olduğu resim yarışmasına Türkiye'nin dört bir yanından çocuklar hayalinizdeki Antarktika konulu resim yarışmasını resim gönderdiler. Biz bunu daha önce de İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Merkez Bünyesi'nde yapmıştık. Ve ilk sene demiştik ki 20-30 tane resim gelir biz bunların hepsini Antarktika'ya götürürüz. 20-30 tane resim götürmekte bir sıkıntı olmaz. Ee, yarışmaya başlattık. Ödül de var ama ödülden ziyade çocuklar resimleri Antarktika'ya gidecek diye öyle heveslendiler ki 20 30, 50, 100, 200, yüzlerce resim yağdı. Ve biz çok mutlu olduk. Bu senede iki belediyemiz bunu üstlendi. Resim yarışmasını yaptı. 400 tane resim geldi. Dereceye giren resimleri götürdük. Ve bilim insanları bu resimleri... Ay çok tatlı Murat Komutan'ın... Bu kendi çocuğu herhalde babacığım. Seni seviyorum diyor. resmi o da kaldırdı. Bu resimleri yayınladık ve... Tüm Türkiye'de yankı uyandırdığı gibi bütün dünyada yankı uyandırmış bilim insanları çocukların resimlerini Antarktika'ya taşıdı diye çok gurur verici şeyler bunlar. Ya biz ne kadar duygusal insanlarız. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarımızı Antarktika'ya götürdük. Evet. E, gidecekler de bu bilimi yapacaklar. Bilime e, merak e, duyuyorlar. Çok Hı -hı, duyuyorlar. Ne güzel. Şimdi o çocukların Sorduğu kadar akılcı olmayan bir soruyu sorabilir miyim? Estağfurullah. Merak. Şimdi o ortamı merak ediyoruz ya. Hani kurallar murallar. Şimdi o kural kısmına geçerken şey soracağım. Hiç böyle penguen kucakladınız mı? <laughs> ya hep böyle hayaldir ya. Olmadı değil mi? E tabii bir çizgi film karakteri vardı. Elmayra diye kedileri <laughs> sıkardı. O benim. Ee, çok güzel gözükmekle beraber ee, az önce bahsettiğim Madrid protokolü gereğince hayvanlara belli bir mesafeden fazla... Yaklaşamıyoruz. Bu e, ziyaretçiler veya oraya giden herkes için geçerli. Yani özel olarak izniniz yoksa hmm. hayvanlara, penguenler için 5 metre, ba diğer hayvanlar için farklı mesafeler söz konusu yaklaşamıyorsunuz. Onların e, vahşi yaşamı dediğimiz yaşamı herhangi bir şekilde değiştirecek bir aktivitede de bulunmamanız gerekiyor. E, biz üssün kurulması için de bir e, iç çevre etki değerlendirme raporu sunduk. Yani bu şey değil, bir denetleme mekanizması olarak değil ama bizim orada herhangi bir vahşi doğaya, ortama zarar vermediğimizi, bir penguen kolonisi varsa ona zarar vermediğimizi göstermek için. Şöyle enteresan bir bilgi söyleyeyim. Biz gemiden karaya giderken botlarımızın altını özel bir kimyasal solüsyonla temizleyerek... Ayakkabı. Evet, evet, ayakkabıların botların altını temizleyerek karaya gidiyoruz. Geri geldiğimizde tekrar temizliyoruz. Başka bir yere giderken ya da o adadan başka bir yere giderken de temizlemek durumundayız. Çünkü koloniler arasında da e, hastalık geçişi vesaire gibi şeylerin önüne geçmeniz gerekiyor. E, buradan giderken e, çantanızda, bagajınızda, kıyafetlerinizde herhangi bir böcek vesaire gibi şey olmaması gerekiyor. E, enteresan bir şey var. İnsanlar gitmeye başladığından beri Antarktika'ya 120 tane yeni tür Antarktika'ya taşımışlar. Normalde Antarktika'da olmayan. olmayan. Olmayan evet. Dolayısıyla bu konularda çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bunların bazıları işgalci türler olup oradaki doğal evet, yaşamı yok evet. edebilir. Hatta ve hatta şöyle de bir şey söyleyelim. Oraya gittiniz. Turistik geziler de bu arada çok revaçta. Gittiniz oradan hatıra olsun diye bir taş alamıyorsunuz. Almamanız gerekiyor. Hmm. Kurallar gereği. Çünkü penguenler o taşlara göre hareket ederek yuvalarını, yuvalarını ve yumurtalarını bırakacakları yerleri belirliyorlar. Hmm. Doğayı Ve psikolojileri minimum, bozuluyormuş galiba değil mi et. yürüyüş Kesin, yollarına kesinlikle. eğer girerseniz filan. Bir 5 metre kuralı var. Zaten o 5 metre hem bilim insanlarımız uydu. Tabii bunu biz biliyoruz. Penguenler bilmiyor. Tabii ki o 5 metre kuralını ihlal ettiklerinde <laughs> Gelip bize yanaştıklarında hani psikolojileri bozulmaması adına biz mutlaka hani donup duruyoruz. Onun geçip gittikten sonra tekrar hareketimiz başlatıyoruz. Geçici üst alanımızda da e, öncesi ve sonrası yaptık. Bu önemliydi bizim için. Orada kaç tane canlı vardı. Biz geldiğimizde kaç tane vardı, giderken kaç tane vardı? E, tabii ki bizim seçtiğimiz alanda, bunu birinci seferden beri yapıyoruz. Çok büyük fizibilite çalışmaları çerçevesinde bu alan seçildi. Rastgele seçilmedi. E, daha önce 40 küsür alan birinci seferde belirlenmişti. İkinci de bu 10 küsura indi. Sonra en sonunda nihai kararla biz bu sene Horseshoe Adası'na e, bu geçici üssümüzü kurduk. E, orada çok az, e, hem koloni olmadığı gibi penguen ve fok sayılarında çok minimum sayıda. Bu da bizi mutlu eden bir husus çünkü kesinlikle hiçbir etki yaratmadan Hı. kurduk ve geri döndük. Güzel. Peki seyircimiz soruyor biz kendi gemimize ne zaman gideceğiz diye. Gayet güzel e, <laughs> yanıtı aslında bizi gönderirken Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız e, Fuat Oktay e, kendisi e, bahsetti. Gelecek sene Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiyle gidilmesi konusunda çalışmalar başladı. Bilmiyorum <laughs> lojistik olarak baya bir e, bilgi akışı şu an gerçekleşiyor açıkçası. Ya, e gemiler şu an kuvvet tarafından inceleniyor. Ee, yani bizim de umudumuz oraya aslında Türk Belki gemine gitmek. Yani üstümüz oldu ama neden gemimiz de orada olmasın? Ee, bizim için de büyük gurur olur. Tabi. Aslında biraz önce sorduğunuz Şili oraya yakın bayram bayraklı, Şili bayraklı bir gemiyle gidildi. Aslında neden bizim deniz kuvvetlerine ait bir gemiyle gidilmesin? Envanterde böyle bir gemi gemiler hatta var. bizim kendi insan kaynağı yetiştirmemiz, bu tecrübeyi kendi haznemize aktarabilmemiz için, alabilmemiz için çok önemli bir husus. Bir de şöyledir herhalde, yani yanlışsa düzeltin. E ee, siyaseten de sizin arkanızda olunduğunu yani bayrağıyla gemisiyle işte ekip geliyor oraya falan. O duygu bile orada sizin daha mı çok söz sahibi olmanızı sağlar ya da kalıcı bir üs adına ee, daha mı faydalı olur? Yani tabii şimdi hedef olarak Türkiye danışman ülke statüsünü gözlediği için e, diğer ülkeler e, bakıyor. Bakıyor. Evet. Buna bakıyor. Yani bakıyor. siyasi irade devlet desteği bu işin ne kadar arkasında yoksa rastgele bir grup mu bütün bu seferleri düzenleyip, organize edip oraya gidiyor? Bu tabii çok büyük bir gösterge. Belki bunu söylemişken diğer bir gösterge de burada şeyimiz duruyor. Ulusal Kutup Bilim Programı iki senelik çalışmanın sonucunda, iki çalıştay sonucunda oluşturuldu ve yayınlandı. Beş senelik bir strateji. Beş senelik Türkiye'nin kutup bölgelerinde yapacağı çalışmaların bir esasında vizyonu e, bu da esasında e, orada beklenen bir şey. Yani e, vizyonunuz var mı? Programınız var mı? Siyasi iradeye sahip misiniz? Bilimsel araştırma altyapınız ve şeyiniz var mı? E, birikiminiz var mı? Bunların hepsini göstermeniz gerekiyor. Ya peki ona göre işte şu koşulları tamamladılar falan Tamamdır. Var. değil mi bizim istediğimiz statüye geçiş sağlayacağız? Var. Yani oylama mı yapacaklar yoksa? Evet. Oy birliği gerekiyor. Oy birliği. Oy çokluğu gerekiyor. değil, oy birliği. Ee, gerekiyor. Bir yazılı bir e... ...liste yok. Yani şöyle checklist yok. Ama 2017'de biraz belirlendi gibi. Eurovizyona dönmesin mesele. Ha? Ee, Yapılan çalışmalar... ...ve geri dönüşler çok farklı... ...sinyaller veriyor. Ee, arkamızda... ...olan ülkeler var. Yapmış olduğumuz... ...çalışmaların kalitesini onay veren... ...ülkeler var ve bunların başında... ...İngiltere gibi... E, ...Şili gibi... E, ...Bulgaristan, Polonya, Çekya... ...bunu çok daha arttırabilirim. E, Belçika üstüne bu sene, Güney Kore üstüne... ...bilim insanları gönderdik. Hep... Hepsi arkamızdalar ve olumlu geri dönüşlerle bize bunları yansıtıyorlar. Çok iyi. Bulgaristan, Çok Polonya, Çekya dedik. Ee, yani yüz ölçümü ve belki nüfus hmm. açısından bize garip gelebilir. Bulgaristan yanlış bilmiyorsam 36 senedir Antarktika'da. Evet. Ee, yani kimden destek alabilirsek ya da kiminle işbirliği yapabilirsek bizim için büyük önem arz ediyor. Evet. Zaten işin doğası da bunu gerektiriyor. Bilim ve barış dediğimizde. Şüphesiz. İşte bilim ve barış da keşke öyle hepsi kol kola böyle yürüse öyle güzel bir dünya hayali hepimizin var da ee, şöyle sorular da giriyor mesela oradaki balıklardan yediler mi gibi? <laughs> yani oradaki Yediniz balıklardan mi? yemedik. Yani temelde aslında beslenmek için bir avcılık yap, yap yapmıyorsunuz Antarktika'da ki biz zaten bir bilim ekibi olarak böyle bir şey yapmıyoruz en azından. Ee, bulunan birkaç balık türü var. Ee, ya yani muhtemelen seyircilerimiz de soran arkadaş görse o da e, yemem bu balığı der büyük ihtimalle. E, buz balıkları, ice fish denen balıklar biraz ürkütücü. E, yani çirkin demek istemiyorum <laughs> ama <gülüyor> çok yeme yeme ilgisini uyandırmıyor. <laughs> yani daha az etli, büyük kafalı. E, Peki şöyle sorayım. Oradaki balıklar siz yemek istedi mi? Eee <laughs> Ya <yani, Ha? gülüyor> bu sene şanslıyız yine. <laughs> Öyle bir şey de olmadı. Nasıl ama olmadı? Orka morka ham yapmadı mı? Antarktika evet yani bazı vahşi türleri de ev yapıyor. Maalesef. E, orkalar bu işte Leopar Foklar gibi e, saldırgan diyebileceğimiz etçil canlılar var. E, ama doğrudan biz biz bizim ekibimize bir ilişki yaşanmadı. E, bunda... Şahika Hanım da Aynen şu an Şahika Hanım'a ilgi çekecektim. Ben de dikkatleri çekecektim. Evet. E, Şahika Hanım'ın dalışı için tabii ekip daha önce tecrübeliydi. Çünkü e, daha önce ekibimizde Antarktika almış... E, Araştırmacılarımız vardı. Ee, bütün önlemleri alarak en en şekilde dalması için e, çaba gösterildi. Ve Şayka Hanım da başarıyla dalışlarını gerçekleştirdi. Dalışını i̇lk ilk Antarktika'ya adım attığımız King George'da bir e, temsili dalışı gerçekleştirdi. E, tabii su çok soğuk. Bir dereceden bahsediyoruz. Eksi 1.8'lerde su donuyor. Biz hani yaz dönemi dedik ama hala buranın kışı gibi. Bir derecelerde su. Tabii ki koşullar çok zor. Ama yaklaşık beş dalış gerçekleştirdi Şahin Hanım başarılı. Çok güzel görselleri de var. Dünya kamuoyunda da yankı bulmuştur diye tahmin ediyorum. Evet, yabancı çıktı. basında yabancı evet, basında yer aldı. yer aldı. Yine burada Başarı. da mesela bir kadının kendini gösteriyor olması bence çok önemli. Kesinlikle öyle. ay. Kim nasıl bir hissiyattır orada dalmak. <laughs> Zor. Ama Gerçekten zor. <laughs> tabii tabii. Yani tabii ki Şahika Hanım çok tecrübeli. E, bu tecrübesini hem orada yansıttı, gösterdi. E, hem de bütün önlemleri kendisi de aldı. E, çok güzel bir tecrübeydi. E, beş kere dalışla farklı noktalarda yaptığı dalışla bizleri de gururlandırdı. Harika. E, bir sondaj çalışması meselesi oldu mu hiç? Yaptınız mı böyle bir şey Yunus Bey sormuş seyircilerimizden? Sondaj yasak, şöyle, yasak. Antarktika'daki herhangi bir e, kaynağı, yeraltı kaynağı, yarışı kaynağını e, ticari amaçlarla kullanamıyorsunuz. E, halen Hı -hı. bir sondaj çalışması yapmıyoruz bununla ilgili olarak. E, buna tabi jeotermal e, enerjide dayanmak üzere. Yani Peki bir maden mesela. rezervinden bahsediliyor. Buna ilişkin hiçbir fikir alışverişi, Yani ne canlandıralım gözümüzde? E, yani görsellerde aslında denk gelmek çok mümkün. Arkada Kocaman dağlar var, üstleri komple paslanmış kırmızı şekilde yani demir, demir veya demir, işte bakır, bakır sülfatı, yeşil çizgiler az... görünüyor. Ee, şöyle yani bilimsel anlamda bunları taramak tabii ki mümkün. Ee, yani birçok ülke belki az önce konuştuğumuz gibi geleceğe yönelik burada ne gibi rezervler var ya da ne gibi e, elementler var, materyaller var tarıyor. Ee, ama hep bilimsel şeyinin altında, hı hı. adının altında. Şimdi diyeyim. kırmızı renkte akan bir şelale gibi soru var ama <laughs> tuhaf kaçacak belki neyin nesidir? Ya bizlerin denk geldiği bir oluşum değil ama. Yani Yalnız internette böyle bir görsel <laughs> evet, var galiba. Böyle fenomenler var internette birçoklar. Bu da bir tanesi büyük ihtimalle. Bizim görselikten anladığımız kadarıyla oradaki canlıların dışkı rengiyle aynı renk bir akıntı var orada gördüğümüz bu. Kril e diyorlar, kırmızı rengiyle <laughs> heyecan <var. Evet>. yok. <laughs> <laughs> evet, heyecan yok. <laughs> heyecan yok. Yani normalde orada e, karaya çıktığınızda karın üzerinde de e, dışkılar hep kırmızı pembe tonlarında çünkü denizden beslendikleri için denizden aldıkları. E, biyolojik oluşumlar diyelim. Bir e de Pigmentler. buz aikleri var. E, bu buz yapısının içinde, kar yapısının içinde oluşan. Bu hatta bunun e, Antarktika derken kitabını da Antarktika kitabını açıp okuduk bilim insanlarıyla o da farklı renkleri olabiliyor. Yeşil, kırmızı, pembe, kahverengi. turuncu, kahverengi gibi. E, bu da onlardan bir tanesi. Tam neden bahsediyorsunuz? Yani bu e, buzun içerisindeki hem deniz ortamında olan, hem de buz ortamında e, oluşan yapılardan bahsediyoruz. Ama tabii hem denizel alanda hem buz alanında renkleri değişebiliyor. Antarktika'da böyle özel bir hani koku, <laughs> <laughs> penguen kokusu var. Ya, ben 5 metre kuralı söyledim ama o 5 metre otomatik gerçekleşiyor. Çünkü <laughs> e, yani onların doğal ortamında e, kendilerini rahat hissettikleri gibi yaşadıkları için... Çok hoş kokmuyor açıkçası. Ya, o kadar geniş alanda, havadar. <laughs> Gerçekten çok evet. mu kötü? Bir de biliyorsunuz soğuk, soğuk, yani koku molekülleri soğukta daha hızlı yayılırlar. Ha. Aslında bunun da etkisi ha. var Sürekli muhtemelen. Sürekli deniz canlıları ile 5 metreyi evet. koruyorsunuz. <laughs> Yalnız hayallerimizi çok yıktınız. Bu şu penguen meselesi. Görselleri güzel ama. <laughs> Gör, görsel, bak, bak Allah'ım Rabbim ya. Çok şekerler de bunlar e, zaten yaklaştığınızda öyle evcilmiş gibi böyle yanınıza gelenlerden değiller. Fillerler değil tabii. Yani gelmiyorlardı. Genellikle ürkmüyorlardı. Çünkü belki yani o karşılaştığınız canlı hayatında ilk kez kendi ortamının dışında bir varlıkla karşılaşıyor, bir insanla karşılaşıyor. Belki ne tepki vereceğini bile bilmiyor. Dolayısıyla genellikle bakışma şeklinde geçiyor. Hı hı. Çok ürkerlerse yavaş yavaş uzaklaşıyorlar ya da biz uzaklaşıyoruz. Çok fantastik bir soru olmakla birlikte yine de yönelteceğim çünkü insanların aklına geliyor. Ee, şöyle bir şey konuşulur ya, hani buzullar eriyecek ve virüsler dünyaya yayılacak tarzında. Siz buna ne diyorsunuz? Ee, virüslerle ilgili <gülüyor> <gülüyor> soruyu beklemiyordum ama <laughs> başka bir şey kendimi hazırlıyordum yani konuşmayla ilgili. Üçümüzün de çalışma <laughs> alanı bu değil ama e, Antarktika'da yani yaklaşık milyonlarca yıldır buz altında kalan orgazmanın olduğu e, keşfedildi. Oradaki buzaltı göllerinde veya buzların içinde kalmış. E, tabii ki hani bu çok e, hani dünyaya yayılacak, herkes ölecek tarzında bir komple teorisi e, değil ama evet henüz keşfedilmemiş türlerin olduğu ve bunların birçoğun mikrobiyal seviyede olduğu e, biliniyor şu an için. Ama kopan buzlarla ilgili ben de şöyle bir ekleme yapayım. Biraz önce dediğiniz gibi çok büyük hacimde ve büyüklükte e, buz dağları kopabiliyor. Ve deniz buzlarıyla yani denizin donarak oluşturduğu buzla karadan gelen buzun arasında fark var. Çünkü denizin üzerinde oluşan donuyor ve eriyor. Deniz seviyesine herhangi bir etkisi olmadığı gibi karadan gelenin kopan o büyük parçaların tabii ki dışarıdan denize ve okyanusa yaptığı etkiyle deniz suyu seviyesinde artmalar söz konusu oluyor. Ki Antarktika'da genel yapısıyla normalde Tabii ki çok büyük dağları, e, jeoloji benim konum değil ama genel olarak hakim olduğum kadarıyla tabii ki büyük dağları dışında genel olarak deniz seviyesinin altında kıta. E, üzerinde de çok büyük buzlarla bastırılmış durumda ve yaklaşık 2017'den itibaren... Küresel iklim değişimi kuzeyi çok önceden vurmaya başlamıştı. 1970'lerde 80'lerden beri çok büyük değişim yaşıyordu kuzey. Ama güneyde Antarktika'nın o e, karadan kopan buz dağları çok sıklaştı ve deniz buzunda da erimeler söz konusu. Yani o virütik bakteriyel konuların da dışında yine iklim değişimiyle ilgili buz kopmalarıyla ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor. Hı hı. Ee, Antarktika'ya veda ederken son mesajlar vermişsiniz. Ben de <laughs> e, programın sonuna gelmişken seyircilerimizden birkaç mesaj okuyacağım. Büşra Hanım demiş ki Antarktika'da okuduğumuz İstiklal Marşı'nı uzay üstlerinde de okumalıyız. Böyle hayalim var demiş. Osman Nuri Bey e, herhalde öğretmen. Canı gönülden kutluyorum. Yarın öğrencilerime kendilerinden bahsedeceğim gurur ve mutlulukla demiş. Bence çok güzel. Bize Bunlar herhalde Antarktika'nın size ne ifade ettiğiyle ilgili mesajlar <laughs> mı? Evet, evet, Doğaya daha duyarlı bir dünya dileğiyle. Doğaya aynen. Mesajlar çok güzeldi bilim insanlarından. Bununla ilgili dünyanın çok çeşitli üniversitelerinden geri dönüşler geldi e-mail olarak bize. Ne kadar güzel bilim insanları böyle mesajlar vermiş diye. Anadolu Ajansı'ndan Özge Hanım'ın projesiydi bu. E, verdiğimiz hep Mesajlar aslında bizim o an hissettiklerimizdi. Benim mesajım da sabırdı. Antarktika gerçekten sabrı öğretiyor. Bizim yeryüzünde bilmediğimiz bir sabır göstermemiz gerekiyor. Hava değişimi, iklim değişimi, canlılara göstermemiz gereken özveri, oranın doğasına yaratmamamız gereken o tahribat, her türlü şeyle ilgili. Hava bozdu, operasyon yapamadık, insanlar sağlıkla döndü. Her anlamda sabrı öğretiyor. Aslında programın sonu dediniz, ben bir anda böyle panik oldum ama çok teşekkür <laughs> etmek istediğim, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bize verdiği tüm destekler, için. Sayın hanımefendinin bize bize Antarktika'dayken bile e, attığı mesajla yapmış olduğu motivasyon. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay e, gitmeden önce e, uğurlamada vermiş olduğu sözler. Sayın Bakanımız Mustafa Varank. Biz Antarktika'dayken bile bizi telefonla üç gün bizden haber almasa bizlerle ilgili heyecanlandığı nasıl oldular, nasıl gidiyor, ne aşamadılar diye verdiği destekten dolayı. Sayın Cumhurbaşkanı baş, Danışmanımız Mücahit Küçük e, Yılmaz e, kendisi de bu projenin başından beri bizlere destek veren ve e, projenin oluşumuyla ilgili e, katmış olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. E, yine e, Sayın Cumhur Dönemin e, Proje Müdürü e, Sayın Evren e, Başar ve Proje Müdür Yardımcısı Ali Murat e, Önder Bey, e, beyefendiler. Yine projenin başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız 2015 yılında Şili Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiklerinde e, bu konu gündeme geldiğinde Evren Bey ve Ali Murat e, Beyler e, bu konuyu çok detaylı çalışıp e, yine bizlerle kontak kurdular ve buraya gelmeden önce Evren Bey ile e, telefonda konuştuk. E, hocam diyor, ya, siz içinde olduğunuzu gerçekten söylerken bile tüylerim diken diken oluyor ama. Siz içinde olduğunuzda biz de konuyla ilgili gözümüz arkada kalmıyor diyor. Bu mesajı verebilmiş olmak, bu huzuru yaşamak benim için gerçekten çok önemli. Yine başında projenin en başından beri e, müste, o dönemin müsteşar yardımcısı Profesör Doktor Cevahir Uskurt Bey e, biliyorsunuz Hani Normalde Hani Gündem hep yoğun olur hep kalabalık olur ama e, biz bir konuyu anlatmak istediğimizde kısa zaman olabilir uzun zamanı e, yaratamayabiliriz ama Cevahir Bey bizi saatlerce dinleyip konuyla ilgili neler yapabileceği ile ilgili çok e, gerçekten e, emek vermiştir konuya e, Sayın İstanbul Teknik Üniversitesi rektörümüz e, Profesör Doktor Mehmet Karaca hocamız bu konuyla ilgili başından beri bizlere güvendi. Hep arkamızda oldu. Rektör yardımcımız Tayfun Kındap hocamız şu an yine bizlere de desteklerini veriyor. ARGE teşvikleri genel müdürümüz Sayın Bilal Macit Bey göreve başladığından beri sürekli arkamızda ve desteklerini asla esirgemedi. Çok teşekkürler ediyoruz. Ve ekibi demek lazım. Ben şu an aynen oraya geldim. Katılan araştırmacılar bir tabii ki geçici üs kurduk. Projelerimiz gerçekleşti. Meteoroloji istasyonu kurduk, GNSS, GPS çalışmaları yaptık, batimetri çalışmaları yaptık ki Antarktika'da çok meşakkatli. E, kurumların hepsine teşekkürler ediyorum katılımcı, katılımlarından dolayı. E, Araştırmacıların verdiği bu sabır mesaja geri döneceğim <laughs> sabır ve desteklerinden dolayı çok teşekkürler ediyorum herkes canla başla çalıştı canlarını koydu ortaya hepsine çok teşekkürler ediyorum tabii bizleri destekleyen e, ailelerimize diğer katılan üniversitelerimizin katılımcıları artı rektör hocalarına e, ve tabii ki Türk halkına. Bize güvendiği için, Türk bayrağını dalgalandırdığımızda bizimle aynı coşku yaşadığı için ve bizlere güvendiği için çok teşekkür etmek <laughs> istiyorum. Çok uzattım biliyorum ama bu teşekkürlerin hepsini, nice unuttuklarım vardır, çok özür diliyorum. E, programa katılmış e, olmak, sizin bunu gündeme kamuya taşımış olmanızdan dolayı da size ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Tabii ki o listenizin... Ben de bir kez daha üzerinden geçmiyorum. Çok teşekkürler. Ee, ama şunu söyleyeyim. Ben özellikle sizi seyrederken, dinlerken yani şeyi görüyorum. Böyle işinize olan bağlılığınızı, ülkenizi nasıl sevdiğinizi, böyle bayrak söz konusu olduğunda gözünüzün nasıl dolduğunu filan. Bunlar çok önemli. Ee, o yüzden geleceğimiz için şöyle diyorum ve eminim seyircilerimiz de bana katılacak. Geleceğimiz için sizin gibi kadınlar şart. Vallahi öyle. Geleceğimiz için bilim şart. Hiç geri kalmamamız gerekiyor. Çok teşekkürler. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Tüm ekibide de selamlar, sevgiler diyelim. Ve Türk halkı, <laughs> canım benim. Çok teşekkür ederim sevgili seyirciler bizimle olduğunuz için. Yine saati bir buçuk ettik. Artık hakkınızı helal edin. Bana öyle diyorlar. Perşembeleri uykusuz kalıyoruz falan. Hep beraber ama bunlar yani faydalı işler duyurulmasında. Önemli olduğunu düşünüyorum Ebru Yücel ile gündem ötesini hazırlıyoruz Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim Haftaya yine inşallah çarşamba gecesi buradayız Görüşünceye dek hoşçakalın Geçmiş olsun